zayıf kavrayan başparmaklarımıza ulaşmak için ellerimizi uzattığımız, hayallerimizin ve umutlarımızın ince bir tozdan başka bir şey olmadığı gerçeğiyle nasıl yaşarız? Nasıl yorgun düşmeyesin yediğin ve yiyeceğin bütün yemekleri düşününce? Nasıl dimdik durasın batmadan bir duvar üzerinde, beton bir zeminde? Nasıl dayanasın iğrenç bir kuvvet sürterken onları asfalta? Bilirken aynı kuvvetin derinliklerinde ve sapasağlam olduğunu. Bilirken aynı kuvvetten dikileceğini ve daha uzun süre boyunca dikili kalacağını. Nasıl yaşayasın öğretilmemizi öldürmek ve hiç öğrenememişsen gelip geçen bir insan aldırışsızlığıyla odanın öbür ucundan kağıdına bakmayın. Nasıl yaşayasın bilirken öbür kıyıya düşen ağır bir yük olmadığını. Fark edersin kendi cesedini sürüklediğini. Ama bunu bilmek ellerini gevşetmez. Hatta daha da sıkıca tutarsın. Tırmanıp da caminin minaresine, terbiyesizce varmak isterken gelip geçene, gözlerindeki ışık boynunu yorar. Dikilirsin orada. Çenen göğsünde dizler dik. Vücut eğilmiş ve gidersin ellerini ileriye doğru. Nasıl yaşayasın? İnsan olmanın şartıyken içinde sevilebilecek çok az şey varsa. Diyoruz ki yalan kaderi mutlak. Korku ise onun dergisidir. Biz maymundan gelenler dışımızdaki uzayı fethederken söz içimizdeki uzaya gelince kararsız ve güvensiziz. Biz maymundan gelenler böyle istedik.